Moderatörümüz Senem Hanım'ı alacağız. Vira Stratejik Ortaklık kurucusu, aynı zamanda TÜSİAD SDK'nın görev gücü üyelerinden Senem Kılıç. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Erkay hocamız bizimle olacak. Erkay Savaş, yapay zeka, blok zincir gibi teknoloji kullanım alanlarını konuşacağız. Ve Günen Partners Avukatlık Bürosu kurucusu Mehmet Günbey bizimle olacak. TÜSİAD SDK'nın hayata geçtiği günden beri hukuki destek paydaşı olarak destek veren Günen Partners Avukatlık Bürosu'na da özel teşekkür ediyoruz. Çünkü çok teşekkürler, buyurun. Bütün bu süreçte platformun ve programın arka yapısındaki hukuki çalışmaları da hep Günen Partners'ın desteğiyle yürüttük. Senem Hanım, söz sizde. Teşekkür buyurun ederim. Lütfen. Sesim geliyor herhalde. Sayın başkanlar, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir defa bu tarz toplumsal faydayı çoğaltacak programların içinde olmaktan inanılmaz mutluyum. Çünkü günün koşturmacasında zaten hepimiz bir yerlere yetişemiyoruz. Ama toplumsal faydanın çabasına katkı koymanın oluşturduğu bir iç huzurda hakikaten günün bence keyfi. Sözü çok uzatmadan bendeki zamanı da sizle paylaşarak belki birer soru oradan kazanabiliriz diyerek direkt konuya gireceğim. Konunun başta geldiğinde açıkçası biraz tedirgin oldum. Mahremiyet. Güvenlikten alsam tam çıkamam işin içinden. Risk desek çok böyle belli bir yerde kısıtlanıp kalacak. Konunun başlığını kim seçti diye sordum Başak Hanım. Hocam sizden gelmiş. Dolayısıyla bugün beraber bu işin altından çıkacağız. Mahremiyet işi zor geldi birden. Metaforla benzeştirsem ne yaparım dedim. Gülü dikeniyle tutmak kaldı aklımda. Sıkıversek bizim canımızı sıkacak data. Bırakıversek elimizden kaçacak. Ne gülden vazgeçtik, ne dikeni yok saydık. O yüzden bugünkü gücün konusu olan veriyi biz gül ve diken ile beraber nasıl yönetiriz diye gündemi aslında sizlere bırakmak istiyorum. Geçen sene de STEP etkininde moderatördüm. O gün ChatGPT beta'dan ilk kez anons edildi. Dün baktım bugün ne varmış diye. İki tane bir şey getirdim size. Google sağlık sektörü için generative AI duyurusu yapmış. Doktorlara geçmiş olsun, eşime de. Dolayısıyla çok hızlı tanı koyacaklar artık. Binlerce tanının erken tanı konmasıyla ilgili bence müthiş bir sektör değil mi? Şahane. Teknoloji son kullanıcının yaşamına dokunuyorsa zaten iş bitmiştir. İkinci grup çok hoşuma gitti. İkinci konu, ünlü giyim markası Prada Group, NASA için astronotlara kıyafet tasarlıyormuş. Şahane. Siz demiştiniz galiba tekstilciler de girdi işin içine diye. Prada'nın astronot kıyafetini merak ediyorum açıkçası. 2025'te Los Angeles bir özel havacılık elektrikli hava taksileri için 2025 anons etmiş. Markaya gireceğim sizin rakibinize ama ana sponsor kızdırmayın. Microsoft Athena isimli. Tamam, okey, koydum kenara. O zaman seviyoruz. AI Chip Athena'yı duyurmuş. Walt Disney duyguları ifade edebilen bir robot duymuş değerli katılımcılar. Evet, müthiş. Nerelere evrilecek bu konu? YouTube, globalde en son yaptığı Amerika'daki konserine devasa bir hologramik sphere küreyle çıkmış. Artık olay açtı yani kendini. Ve Spotify gibi, benim gibi çok sıkı kullanıcısı olan Spotify için şarkıyı hatırlayamıyorsunuz. Böyle bir şarkı duydum tarifleyerek AI şarkıyı size bulacak, arka tarafta liste getiriyor. Bunlar dün duyurulanlar. Bugün ne çıktı bilmiyorum artık, o kısmı kaçırdık. Evet. Sayın değerli hocam, bugünkü notlar içerisinde 4 tane şey çıkarmışım. Bugün gündemin dışına çıktık yalnız. Benim de son dakika sürprizim bu. Süper. Bugün sabahtan beri oturumlarda dedik ki teknolojinin dünya için geldiği zorunluluklarda farkındalık, bir de kabul, bizim Türkiye'nin kabulü. İkincisi teknoloji arz talep yönetimi, zaten bu organizasyonun için var. Üçüncüsü yetenekler ve liderlik acayip öne çıktı. Sizin bugünkü konumunuz da aslında genç ekosistemin de içinde olduğu bir konum. Dördüncüsü de güvenlik ve riskler. Biz bu son üç ve dördüncü iki kritik oturumun en havalı konumunu yönetiyoruz sanırım. Oradan başlayalım. Değerli hocam, bugün gelinen dünyadaki teknolojiyle sizin hem akademiyadaki önemli rolünüz hem de genç potansiyel yetenekleri yön veren bir liderliğiniz düşünüldüğünde nerede görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Davet için de çok teşekkürler. Bütün katılımcıları da saygıyla selamlıyorum. Umarım yani biraz bir şeyler anlatma fırsatı olur. Ben bir iki tane not aldım burada. Benim aslında çalıştığım konular bir hayli teorik. Yani ben
Siber güvenlik çalışıyorum. Mahremiyet çalışıyorum, yani privacy çalışıyorum. Bununla olarak da kriptografik teknolojiler var. Yani orada bayağı iş yaptım. Umarım sizi sıkmam bir miktar. Şimdi yatırımcılar da hep böyle şeyler derler. Yani anlamadığınız bir şeye yatırım yapmayın derler ya. Ben de buradan yola çıkarak şey diyorum. Anlamadığınız teknolojiyi de kullanmayın. Yani bir şekilde teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Ve bunu anlamamız gerekiyor. Tabii ki buradan lafı ben yapay zekaya getiriyorum. Yapay zeka nedir? Yani biraz ona bakmamız gerekiyor. Belki duymuşsunuzdur böyle işte responsible AI, explainable AI, yani açıklanabilir yapay zeka, yani sorumlu. Çünkü yani işin bir teknolojik boyutu var. Yani bunu hızlı bir şekilde geliştiriyoruz zaten. Bunun yanı sıra tabii başka boyutları da var. Legal boyutlarına gireceğiz, yani yasal boyutlarına gireceğiz. Bir hayli hukuki boyutu var işin. Onun dışında sosyal boyutları var. İş yaşantısını değiştirecek gücü var bu teknolojinin, onu söyleyeyim size. Çünkü bu işte ChatGPT dediğimiz, yani bu büyük dil modelleri, teknolojileri, yani GPT, ChatGPT dediğimiz, bunlar tabii uzun süreden beri var. Ama teknoloji, yani şu anda niye bu kadar patladı iş, biraz belki onu anlatayım ben. Şimdi üç tane component var, yani üç tane bileşen var. Bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, aslında veri. Yani şimdi oradan da tabii mahremiyete bağlayacağız olayı. Veri, algoritma ve hesaplama gücü, donanım. Şimdi tarihin öyle bir noktasına geldik ki bu üçü de çok enteresan bir yere geldi. Yani büyük potansiyel var burada. Yani mobil networklerin, şebekelerin artması, sosyal medya uygulamalarının artması, onun dışında telefonların, mobil telefonların çok kullanılması, ama herkesin elinde birer tane olması, dolayısıyla çok fazla miktarda verinin üretilmesine sebep oluyor. Yani bunlar terabaytlar, petabaytlar, zetabaytlar, yotabaytlar şeklinde gidiyor. Yani keşke getirseydim bir iki tane, ne kadar büyük veri üretiliyor. Şimdi peki bu veri dediğimiz zaman, çok topluyoruz aslında veriyi. Veri ham bir şey. Veriden neyi çıkartmamız gerekiyor? Bilgiyi, yani information. Information'ı da yorumlayıp, hani wisdom dediğimiz, yani bilgelik aslında. Bunların, şimdi veri çok önemli. Verinin içerisinde çok önemli şeyler var, değerli veriler var, değerli bilgiler var diyelim ki. Bunları her alanda kullanabiliriz, yani iş yaparken de kullanabiliriz. Algoritma nedir? Algoritma da işte bir yöntem, hani birçokumuz biliyordur bunu, işte makine öğrenmesi, yapay zeka, onun dışında işte doğal dil işleme ya da büyük dil modelleri, bu ChatGPT'nin zaten dayandığı teknoloji. Bunlar da çok enteresan bir noktaya geldi. Peki bunların, yani çok çok yeni mi şeyler bunlar? Aslında çok yeni değil, fakat üçüncü bir şeyle, yani bir bileşenle birleştiği zaman, yani donanım dediğimiz şey, donanım da çok büyük hesaplama gücüne sahip bilgisayarların ortaya çıkması. Yani hem veriyi saklayabiliyoruz, bilgisayar ağlarımız çok gelişiyor, bir yandan da bunları çok hızlı bir şekilde işleyebiliyoruz. Ben hatırlıyorum, 90'lı yıllarda yüksek lisans öğrencisiyken bu işte derin öğrenme algoritmaları 3 aşağı 5 yukarı yine vardı, 92-93'te vardı. Neden o zaman kullanamıyorduk? Çünkü veri yoktu o kadar. Belki donanımımız o kadar kuvvetli değildi. Şu anda geldiğimiz noktada, yani bu Moore Laws diye bir şey var, Moore yasası vardır. Onun sonuna geldik aslında. Bir sonraki aşamanın da artık böyle kuantum bilgisayarlar olduğunu bahsediyoruz. Amerika, Çin, Google, IBM gibi şirketler, yani milyarlarca dolar yatırıyorlar bu kuantum teknolojisine. Çünkü kuantum üstünlük diye bir şeye geçeceğiz. Orada da bu verileri çok daha hızlı işleme noktasına geleceğiz. Burada bir soru geldi aklıma, hızlı hemen, belki merak ediyorlardır. Evet. Şimdi işin tabii farkındalığı önemli, advice verebilmek kısmı önemli, fakat bir de icraat kısmı çok önemli. Kuantum bilgisayar yatırımı olacak mı üniversitede? Kuantum üniversitede olmayacak bence, Türkiye'de de olmayacak diye düşünüyorum. Aslında TÜBİTAK'ın, devletin bir takım yapmaya çalıştığı şeyler var. Yani TÜBİTAK bu Marmara Araştırma Merkezi, evet, Bilgem'de. Orada bir takım kuantum şeyleri var ama kuantum, yani teknolojileri bir miktar, bunun kuantum haberleşmesi var, kuantum bilgisayar var, kuantum fotonik var. Yani değişik değişik. Bizim kuantum bilgisayarlarına Türkiye'de böyle, yani mesela Çin'in 10 milyar dolar 2021 yılında zannedersem, çok yeni şeyler yok, 10 milyar dolar civarında bir yatırımı olduğu söyleniyor kuantum bilgisayarlara. Keza Amerika'da çok miktarda startup firması var. Yani en son ismini unuttum şimdi, bir 450 milyon dolar yatırım aldı. Buna çok büyük paralar gerektiren şeyler. Yani böyle biz ne yapabiliriz onu, hani kuantum bilgisayarlar, kuantum teknoloji olmadığı için, yani ona çok girmeyeceğim şimdi, ama
ne yapabiliriz Türkiye olarak? Onları ben size söyleyeceğim. Çünkü çok büyük yatırımlar gerektiren ve uzun yıllara yayılması gereken bir şey. Hani bugün başlasak sonuçlarını çok uzun zaman sonra biraz alacağımız bugün genç yeteneklere de girmeyi çok arzuluyorum. Çünkü programımızın bütün katılımcılar içerisinde akademik bağlantısı olan kişi tek sizsiniz. Evet, benim. Dolayısıyla bugün çok genç yeteneklere de atıfta bulunduk. Evet. O yüzden mevcut akış içinde de biraz orada Türkiye'nin genç yetenek ve özellikle tekno girişimcilikle ilgili olan kapasitesinde sizin özel sektör bağlantınızın da güçlü olduğu bilgisine vakıfım. O yüzden görüşünüzü merak ediyorum. Aktif aldığınız çalışmalar varsa, görev aldınız, belki onlardan da bahsedebiliriz. Ama ikinci sorum olacak bu. Biraz güvenlikle ilgili. Evet. İsterseniz Mehmet Bey'i yönlendireyim. Tamamladıysanız değilse... Bir iki bir şey söyleyeyim. Yani bu işin aslında nokta, yani bu panelin şeyi olarak baktığımız zaman, yani konu çok hızlı bir şekilde işliyor. Bunun içinde işte teknolojik, toplumsal, hukuki, ekonomik, çevresel, ekolojik ve hani politik ve siyasi hani sonuçları da var bu hızlı gelişmenin. Bunların hepsini hani konuşmak gerekiyor. Mahremiyet olarak baktığımız zaman bir iki tane bir şey söyleyeyim oradan, hemen Mehmet Bey'e buradan aktarabiliriz. Yani bizim çalıştığımız teknolojik alanlarda bu mahremiyet artırıcı teknolojiler diye bir şey var. Benim aslen çalıştığım konular bunlar aslında. Mahremiyet arttırıcı teknolojilerin ne şekilde, yani yoğun bir teknolojik aslında, ileri yani bir cutting edge, state of the art bir şey olduğunu söyleyeyim size. Daha sonra fırsat olursa İkinci onlara geçeyim. Onlara, evet, İkinci onlara turda. Gireceğiz. Ben şimdi hemen burada bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üstadım, herkes sizi tanıyordur ama ben tekrar oturumumuza katıldığınız için teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Gün. TÜSİAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına verdiğiniz yakın destek için de tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bu işin hukuki boyutu bütün organizasyonlarda olduğu gibi büyüyen veri içinde artık zaruret. O yüzden eskiden herkesin her şeyi bilmesi gerektiği bir yerdeyken bugün ana karar vericilerin önemli bir ölçüde verinin güvenliği ve hukuki yaptırımlarla ilgili de asgari düzeyde bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl finansal okuryazarlık sadece mali disiplin ne bırakılmayacağı gibi hukuk da aslında hukuk konusundaki danışmanlarla birlikte belki kolabora giderse düzgün olur ya da doğru olur düşüncesiyle. Türkiye'deki teknolojinin geldiği bilişim ve teknoloji bağlantılı diğer türev sektörlerde hukuki olarak neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Soruya nasıl cevap vereyim diye düşünüyorum da aklıma durmadan şey geliyor. Bilirkişinin ben, bilirkişin benim, raporunu yazarım senin diye bir arabesk şarkı var. Şu anda aslında o arabesk seviyesine bile gelmemiş durumda olduğunu söylemem lazım. teknoloji diyorsunuz, hani mahremiyet artırıcı teknoloji. Ben şöyle görüyorum, mahremiyeti teslim edeceğimiz diğer teknoloji, ondan sonraki teknoloji hangisi olur falan diye görüyorum. Buradan da ilan etmek istiyorum. Arkadaşlar, mahremiyet ölmüştür. Allah sizlere uzun ömür versin. Bir e-posta gönderirseniz, yıllardan beri duyuyorum. Taksim'deki büyük ekranda herkesin görebileceği şekilde bir yazışma yaptığınızı bilin diyorlar. Çok inanıyorum, teknoloji öyle oldu. Dolayısıyla iletişimin gizliliği denilen şey kalmadı. Kişisel veriler konusu... Sizleri çok ilgilendiriyor. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yaptığınız yatırımın bir yerlerinde bir hata yaparsanız bir gün birisi gelip toptan çöpe atabilir. Ama kişisel verileri kişilerden verileri ayırdığınız zaman, anonimleştirdiğiniz zaman bunun güvenli olduğunu sanıyorsunuz da ben size söyleyeyim. Yani bir mahallede oturan yaşı 60'ın üzerinde olan sarışın, işte saçları dökülmüş olan kişi, boyu şu kadar olan kişi kimdir falan derseniz 500 bin kişi oturuyor olsa bile bir kişiyi bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu veri teknolojilerinin geldiği şeyde kişisel verilerin anonimleştirilmesinin de bir anlamı kalmadı. İşte kuantum bilgisayarlar bu soruları çok daha hızlı şekilde çözebilecekler. Dolayısıyla yani Ahmet'le bu kişisel verinin eşleştirilmesi mümkün değildir sorusu bile net olarak cevaplanamayacağı halde... Geldiğimiz noktada bu verilerin kişilerle bir ilişkisinin kalmamasının da bir önemi artık kalmıyor. İşte diyecekler ki bu mahalleden şu kadar hasta çıkar, şu kadar dava çıkar, şu kadar işte koşucu çıkar falan gibi. Buna göre de sistemleri hazırlamaya çalışacaklar. Diğer konu ticari sırlar.
Ya siz bugün ne yapıyorsunuz aslında konuştuğunuz şey sır diye bir şey kalmadı. Ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı herkesi burada açık ediyorsunuz. Açıkladığınız için de sır denilen bir şey yok. Dolayısıyla mahremiyetin konusu olabilecek olan herhangi bir şey kalmadı. Allah rahmet eylesin. Bu yeni dönemde ne yapacağınızı bence düşünmeniz gerekiyor. Bence şimdi hep konuşmalardan görüyorum. Yeni dönemlerde vahşi batıdan daha vahşi bir sistemin içerisine giriyoruz. Oturduğumuz yerlerde toplamaya çalıştığımız şey ve veri. Ne kadar çok insana yazılımlarımızda toplayabiliyorsak, ne kadar çok insana erişebiliyorsak, onların dikkatini çekebiliyorsak o kadar başarılı oluyoruz gibi bir şeye geliyoruz. Bütün teknolojiler, yazılımlar buna doğru evriliyor. Yuval Harari 2 hafta önce İstanbul'daydı. Dedi ki insanın yarattığı şey insandan daha fazla düşünebiliyor. Dedi ki duygularınızı anlayabiliyor. Fakat kendisinin duygusu yok. Veriler 0-1'lerden oluşuyor. Dolayısıyla sizin duygularınıza uygun bilgi, belge, cevaplar verecek. Ama kendisi duygu taşımayan bir sistemden konuşuyoruz. Gerçi birileri yazılımların da duygusu var diye bir şeyler çıkardılar ortaya ama yani yazılımın duygusu yok ve sizin duygularınıza hitap edebiliyor. Arkadaşlar kaçın. Çünkü gelecekte yapay zeka bizim hepimizi kovay haline getirecek bir hızla ilerliyor. Dedi ki Harari, ben işte milyarlarca yıllık insan gelişiminde yapay zekanın geldiği seviyeyi insanların amiplerle olan ilişkisine benzetiyorum. Şimdi amip döneminde 10 sene sonra, 20 sene sonra ne olacak bilmiyorum diyor. Dolayısıyla tehlike çok şey, mahremiyet falan unutun, başka bir şey bulmamız gerekiyor diyeyim. Erkay Bey, biz kaçanı tutalım bence bu taraftan. Nasıl yapalım? Mehmet Bey'in kaçın dediklerini biz yakalayalım ikimiz. Şimdi tabii dünyada büyüyen ve kontrolsüz bir teknoloji var. Bugün bunu tartışıyor olmak bile farkındalığın yükseldiğini gösterir. Dolayısıyla ileri seviyede güvenlik algoritmaları ve bunları önceden tahminleyen sistemler ve bugün çok yüksek zeka gösterip o zekayı biraz hacker olarak kullanan gençlerimizin beyaz white rabbit olacak şekilde sistemlerdeki boşlukları bulması, firewall'lardaki güvenlik açıklarını yakalayıp bunların organizasyonun içine dahil edilmesiyle ilgili aslında dünyada bir çağrı var. Siz buralarda biraz önce bahsettiğiniz, ikinci oturuma koyduğumuz mahremiyetle ilgili olan hem yaptığınız çalışmalar, hem politikalar, hem de dünyanın gidişi ve Türkiye'nin konumu için ne düşünüyorsunuz? Evet, bir deneyeyim cevaplandırmayı. Şimdi mahremiyet konusu, hani Mehmet Bey bize o şekilde şey yaptı, kötü bir tablo çizdi ama ben hani teknolojist olarak ben iyimserim aslında. Yani hani onun ötesinde yani bir işletmeyi yönetiyorsanız, yani bir firmanız, üniversiteniz, şunuz buyunuz varsa bir takım verileri, kişisel verileri topluyorsunuz ve bir takım kanunlar var, regülasyonlar var. Bizim KVKK'mız var, işte kişisel verileri koruma kanunu, Avrupa'nın da GDPR dediğimiz işte General Data Protection Regulation diye kanunları var ve bir bunlara karşı, bunların size söylemiş olduğu bir takım yükümlülükler var. Bunları yapmak zorundasınız. Şimdi böyle bir gerçekle karşı karşıyasınız. Yani mahremiyeti korumak için o topladığınız datalar, kişisel datalar, hassas datalar, ticari datalarsa bunları korumak zorundasınız. Bir takım işler yapmak zorundasınız. Dolayısıyla hani mahremiyeti kaybettik belki doğru ama hani yapmamız gereken bazı önlemler de var burada. Şimdi ben hani siber güvenlikçiyim. Artı kriptografi çalışıyorum. Dolayısıyla aslında hani hiçbir sistem yani %100 güvenli değildir. Yani bir %100 güvenli yapacağınız bir sistemi ya da %100 mahrem yapacağınız bir sistemi de kullanamazsınız. Yani usability'si ortadan kalkar. Şimdi bu durumda biz bunu çok iyi biliriz aslında. Yani hani hiçbir şey kırılamaz değildir, her şey kırılabilir. Mahremiyeti %100 sağlayamazsınız, o da var. Onun dışında bu anonymization teknikleri derler ki, işte bir kişinin verisini alırsınız, öyle bir anonimleştirirsiniz ki bir daha o kişiye dönemezsiniz. O kişinin yani kimliğini ortaya çıkartabilecek halden çıkartırsınız. Şimdi bunu yaparsanız belki veri de işe yaramaz hale dönüşebilir. Dolayısıyla orada mesela bir de pseudonymization denilen teknikler vardır. O da geri dönmek mümkündür. Yani mesela sizin verinizi alırım, orada bir şekilleri, bazı şeyleri yok ederim ama sonuçta mesela isminiz yerine başka bir şey koyarım. Ama geri dönmek mümkündür aradaki. Bu şifreleme yani benim çalıştığım konular da aslında bununla ilişkili bir şey.
Ama Mehmet Bey'in de şey yaptığı gibi %100 koruma yok. Fakat bu GDPR'da okuduysanız, yani bu işte Avrupa'nın veri koruma kanununda, şunu yapmakla yükümlüsünüz, mükellefsiniz. Yani state of the art'ı kullanmak zorundasınız. Yani eğer bir veri kişisel veri olarak nitelendiriliyorsa, kişisel veri demek şu demek, ben o kişiyi identify edebilirim, yani kimliğini ortaya çıkartabilirim. Eğer bu veri sizdeyse ve bu veriyi işliyorsanız, bunun için bu veri regülasyon kanunlarına tabidir ve şu anda teknolojiyi çok iyi, yani en üst derecedeki olabilecek en iyi koruma mekanizmasını uygulamak zorundasınız. Bunu der GDPR. Yani KVKK bu kadar açık söylemiyor bunları ama yapmanız gereken şey, yani veri eğer bu regülasyonlara tabi ise o zaman en iyi teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Benim burada çalıştığım konular aslında böyle biraz korkutucu bir kelime söyleyeceğim şimdi, böyle çok homomorphic encryption diye bir benim bir çalıştığım konu var. Bu konuda benim şu anda iki tane Avrupa Birliği projem var. Bunlardan bir tanesine koordinatörüm, bir tanesinde de Fujitsu büyük bir şirket, onun koordinatörlüğü altında işler yapıyoruz. Homomorphic encryption nedir? Şudur. Şimdi bu regülasyonlar der ki bir veriyi şifrelerseniz eğer, bunu pseudonymleştirmiş olursunuz. Çünkü anahtarla geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu pseudonymization tekniktir. O yüzden anahtarı tutmanız gerekiyor. Yani gizli bir yerde tutmanız gerekiyor ki herkes buna geri dönemesin. Şimdi homomorphic encryption'da bir şifreleme metodu. Fakat burada şu var. Uçtan uca güvenliği sağlayabiliyoruz, mahremiyeti sağlayabiliyoruz. Çünkü hani başta dedim ya, veri var. Verinin içerisinde değerli bilgi var. Biz onu çıkartacağız. Fakat veri hassas, kişisel, paylaşmak istemiyoruz ve dağıtık. Sadece bizde değil, herkeste. Şimdi dolayısıyla homomorfik şifreleme ya da genel olarak bu privacy enhancing, yani mahremiyet artırıcı teknolojiler aslında verini şifresini çözmeden, şifreli metin üzerinden veriyi işlemeye muktedir bir teknoloji. Benim çalıştığım konu bu. Çok, yani bu da son yıllarda çok gelişen ve yani birçok böyle Forbes'ta falan yazıları çıktı bunun. Yani 2025'ten sonra çok gündemimizi dolduracak bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Ben de bunu Türkiye'de bir şekilde bu fırsatken bunu da söyleyeyim. Bunun yani şeyini yapıyorum, bir miktar avukatlığını yapıyorum. Bu teknoloji gelişmesine de katkıda bulunmaya çalışıyorum. Mesele bu kadar diyeyim ama yani yapabileceğimiz şeyler var. Hatta hani yapmamız gereken şeyler var. Yani şimdi mesela eğer orada hani siz veriyi işlemek istiyorsunuz ve bu veriyi işlerken evet mahremiyeti bir miktar %100 sağlayamayacaksınız. Öyle ideal bir dünya yok. Fakat elinizden geleni yapmanız lazım. Elinizden geleni yapmak demek de şu, var olan en ileri teknolojiyi de kullanmak zorundasınız verinizi korumak için. Bunlardan bir tanesi de işte mahremiyet artırıcı teknolojiler. Anonimleştirme, pseudonimleştirme, şifreleme ve verileri şifreli verilerin üzerinden işleme. Ve buradan yine sonuçları çıkartma. Burada evet, durayım. Çok teşekkür ederim. Sözünüzü keserek hocam, sizi bilirkişi olarak tavsiye edeceğim mahkemelere. Çünkü data breach edildiği zaman, arkadaşlar çalınan para gibidir. Para gittiği zaman yakalayamazsınız. Veriler de çalındığı zaman durmadan kopyalanır, durur, çoğalır. Ama siz bunları geri getiremezsiniz. Dolayısıyla teknolojiniz ne kadar ileri olursa olsun sizler için o kadar bir güvencedir. Ama breach olduğu zaman, ihlal olduğu zaman kullanamazsınız. Öbür tarafta, dark tarafta inanılmaz bir bilgi, veri birikimi olur. Onun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. İleride sistemler bunları nasıl yapacaklar hiç tahmin bile edemiyorum. Ama sanıyorum ki şöyle olacak, yani bizim polisimiz diyeceğimiz, yani bu siber polislerimiz falan olacak. Onlar mahkemelere, yargıya falan hiç gerek yok. Sen suçlusun diyecek. Yakalayacaklar yakalayabildiklerini. Yakalayamadıkları da alıp gidecekler. Öyle bir tehlikeli durumun içerisine doğru gittiğimizi söylemek istiyorum. Sadece Türkiye için değil, Türkiye için daha akut bir sorun bu. Ama bütün hukuk sistemleri için bu tehlike ciddi olarak var ve büyümekte. Kolaylıklar diyorum. Size güvenli bir şey gelecek söyleyemiyorum arkadaşlar. Maalesef. Evet, biz yine şeyle ortamın en azından yapılabilirliğiyle, olduracak tarafıyla bitirelim. Moderasyonu daha vaktimiz var, gözüm saatte. Evet. CSDKR'nin istep etkinliği özellikle ihtiyaç duyulan, yani teknoloji alanında ihtiyaç duyulan bir varlığın
hem ihtiyaç duyanı hem de bu işe sonuç sağlayabilecek çözüm sağlayıcılarla oluşturulan bir platform. Dolayısıyla hem sizin yaptığınız çalışmalar hem de bu spesifik uygulamalarla ilgili eminim bugün aramızda güvenlik politikaları hem yazılım hem de donanımla ilgili pek çok hem tedarikçi, yani teknoloji üreticisi hem de kullanıcısı vardır. Buradan da buradaki kişilere çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerle belki özel görüşme yapmak isteyebilir bu konuda. Ayrıca bilirkişiyle ilgili olan teklif de aldınız. Sanıyorum moderasyon... Aslında geliyor yani öyle evet. İstekler geliyor. Yani gelmiyor değil. Mehmet Bey, ben bir tane sorum vardı aslında, onu ben arada da sordum size. Şimdi burada çok küresel firmaların Türkiye'deki doğrudan yatırım üst düzey yöneticileri de var. Türkiye'deki yasaların bilişim suçları ya da güvenlik politikaları ile ilgili uyguladıkları regülasyonlar kanun kısıtıyla globalde konflikt oluşturuyor mu? Yani burada nasıl bir hareket alanı oluşturması gerekir? Özellikle çok uluslu çalışan şirketlerdeki tepe yöneticiler. O konu daha da zor oluyor arkadaşlar. Her ülkenin egemenlik sahası var. Egemenlik sahası kendi ülkesinin sınırları içerisinde hukuku o ülke kendisi belirliyor. Ne kadar geliştiriyorsa o kadar geliştiriyorlar. Ama biliyoruz ki multinational, global şirketler bir sürü farklı egemenlik sahalarında kendileri ayrı bir egemenlik türü geliştirmiş durumdalar. Dün başka bir toplantıdaydım ve bir iş insanı şikayet ediyor. Diyor ki, yani benim iş yaptığım şirket, global şirket, Fransa'da 30 günde ödeme kuralını uyguluyor, Türkiye'de 3 ayda ödememe kuralını uyguluyor. Ben bu şirketle nasıl baş edeceğim diye. Yani bizim dünya üzerindeki hukuk sistemleri birbirleriyle benzer şekilde gelişmediği için, gelişmemiş hukuklar gelişmekte olanlarla aralarında büyük farklar olduğu için bir taraftan bakıyorsunuz içinde bulunduğunuz, faaliyet yaptığınız, verileri işlediğiniz, bilgisayarlarınızı kurduğunuz ülkenin kanunlarına uymak zorundasınız. Ama o ülkenin kanunları ve uygulaması yeterli olmayabilir. Daha işte mesela Amerika'daki Anglo-Sakson ülkelerde diyor ki, yani sadece benim ülkemde değil, gittiğin yerlerde de düzgün davranmak zorundasın diyor. O zaman o şirketler başka ülkelere gittikleri zaman kendi ülkelerinin kurallarını da uygulamak zorunda kalıyorlar. Bazen ülkelerin kuralları birbirleriyle çatışıyor. O zaman ne yapacağını genel müdürler, işte şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ne olsun, bize de ekmek çıkması lazım. Gelip soruyorlar, cevabı bulunmayan, bilinmeyen sorulara cevap arıyoruz birlikte. Ama sorunuzun cevabı bu konuda dünyanın her tarafı farklı farklı. Bir uyum sağlamak için de uluslararası yeknesaklaştırma, bu konularda standartlar oluşturma, işbirliği imkanları da çok aranıyor. Fakat hukuk alanında uluslararası işbirliği sağlayan sistemler çok zor arkadaşlar. Mesela Türkiye bu sistemin dışarısında, ihtiyati tedbir kararları dediğimiz mahkemelerin hızlıca karar aldığı olaylar Avrupa'da, Amerika'da falan var. Fakat Türkiye bu sistemlerin dışarısında herhangi bir konuda uluslararası yardım aramak durumunda olursa bir prosedür var, adli yardım prosedürü diye. O prosedürün gerektirdiği evrakları tercüme ettirmek bile 3 ay falan sürüyor. Sonra onu diplomatik kanaldan başka bir ülkeye göndermek için bir 3 ay daha uğraşıyorsunuz. Mesela 6 ay sonraya bir duruşmaya bir İngiltere'deki bir adamı davet etmek istiyorsunuz. Davetiyeniz 9 ay sonra varıyor. Tekrar bir duruşma daha yapmak durumunda tekrar etmeniz gerekiyor. Bu bakımdan büyük boşluklar, engeller olduğunu burada sizlerle paylaşmak isterim. Mesela verilerin paylaşılması konusunda vize serbestliğini engelleyen meselelerden birisi verilerin paylaşılması konusu. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sorunlu. Avrupa Birliği diyor ki şunları değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye bunları değiştirmekte o kadar istekli değil, değiştirmesi gerektiğini biliyor. Fakat bu sorunlardan dolayı Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu konudaki hukuki yardımlaşma sorunlarından dolayı Türkiye bunları yapamıyor. Yapamadığı için de bizim işte teknolojik pazarımız Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlı kalmış oluyor. Örneğin Avrupa'ya açılabilen bir veri tabanı sistemimiz olsa o zaman Avrupa'ya da bizim açmamız gerekiyor, bizim de oraya açılmamız gerekiyor. Belki başka fırsatlar olabilir ama bu konudaki hukuki sorunlar, uluslararası hukuki sorunlar nedeniyle maalesef Türkiye'nin içerisinden büyük teknolojiler çıkarmakta başka bir engelle daha karşılaşıyorsunuz. Ben de bu engelle karşılaşan kişilerden birisiyim. Hepinize Allah kolaylık versin. Evet, şimdi biz tabii oturumumuzda devasa büyüyen değerli bir varlığın, verinin hem yönetilmesinin çok zor olduğunu Sayın Gün'den dinledik. Biraz içimiz karardı, kararmadı değil.
Ama en azından bize oradaki tehlikeli sınıra cesurca yaklaştırdı. Hem de her şeyin aslında yönetilebilir bir seviyede mümkün olduğunu Sayın Savaş'tan duymuş olduk. Ben tekrar kendilerine bu iki hem risk hem de fırsatı eş zamanlı sundukları için engin tecrübeleriyle tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programların verimli geçmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler.